Yeni yılın ilk gündem emlak programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Konut ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri ve düzenlemeleri detaylı bir şekilde konuştuğumuz programımızda bugün Zafi Finansal ve Kurumsal Çözümler Yönetici Orta Mustafa Aşkın'la beraber İmsat Başkanı Fethi Hinginer'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Fethi Bey. Hoş bulduk. Mustafa hoş geldin. Merhabalar anne. Yeni yılın ilk programında gündem emlak programında inşaat sektöründe neler oluyor diyelim mi Fethi Bey? Aslında evet. Güzel de bir ivme yakalamıştı ama ancak bazı nedenlerden dolayı Rusya faktörü evet. olsun, içeride değerlenen kurlar olsun, yurt içi satışlarda da bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Evet. Peki siz evet. geleceği nasıl görüyorsunuz? Bir 2015'i bir kısaca bir değerlendirelim Tabii. ve 2016'ya da bir bakış açalım mı? 2015 dediğiniz gibi aslında daha ümitli beklentilerle başladığımız bir yıldı ama yine de hepimiz biliyoruz 2015 yılında iki seçim yaşamış bir ülke olarak bunun etkilerini inşaat sektöründe de oldukça yaşadık. Bir de tabii yine komşularımız olan ülkelerdeki problemlerin bize yansıması da inşaat sektörüne de olumsuz etki, yani büyüme hızını azaltan bir etki yaptı. Bu şekilde 2015 yılını biz %3,5-4 oranında büyüme ile geçeceğimizi beklerken bu oranlara yaklaşamadık maalesef. Yani toplamda %1 seviyesinde belki bir büyümeyle inşaat sektörü kapandı. Ancak 2016 için yine de olumlu beklentilerimiz var. Onları söyleyebilirim. Hı hı. 2016'yı da dinleyelim mi evet. Mustafa? Çok iyi olur çünkü 2015 çok dalgalı bir dönemdi. Umarız 2016'da inşallah. Bu dalgalanmayı yaşamayız. 2015 yılıyla ilgili bazı göstergelerden başlayarak size bilgileri paylaşabilirim. Bir konut satışları olumlu taraftan başlayalım. Konut satışlarında aslında 2015 yılında bir artış var. Bu şu anlama da geliyor. 2013-2014 yılında başlayan konut, hızlı konut faaliyetinin 2015'te de satış olarak da devam ettiğini gösteriyor. 2015 için olumsuz bir gösterge ise inşaat ruhsatlarında evet. oldu ve 2015 yılı yapı ruhsatlarının yaklaşık %25 gerilediğini görüyoruz. Bu rakam tabii 2016 ve sonraki yıllar için bir olumsuz gösterge gibi de görünebilir. Ancak ben burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim Türkiye son 3 yılda çok ciddi bir konut patlaması yaşadı. İnşaat sektöründe ciddi bir artış meydana geldi ve 2013-2014 yılı Türkiye inşaat tarihinin en yüksek yapı ruhsatlarının alındığı yıl oldu. Bu 2015'te yaşadığımız düşüşe rağmen halen 2013 yılında aldığımız ruhsatlardan daha yüksek bir yerde olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Yani çok kötümser bakacağımız bir tablo da yok. Aslında inşaat sektörü açısından. Bir miktar bardağın dolu tarafından da bakalım diyorsunuz. Evet, biraz da dolu taraftan bakmamız lazım. Evet. Esasında yapı ruhsatları ile ilgili şöyle bir durum var. Sektörün biraz dinamiklik kazandığını da göstergesi. Çünkü talebe göre yapı ruhsatlarını artırarak veya azaltarak sektör kendini dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz programlarda da vurgulamıştık. Biraz reaktif bir sektör olmaya başladı ki bu da sektörün rasyonel olması adına çok sevindirici evet. bir gelişme esasında. Evet. Ama ifade ettiğiniz üzere hala 2013'ün üstünde bir ruhsat başvurusu olması da evet. potansiyel taşıdığının tipik bir göstergesi. Evet. Tabii bu göstergeyi aslında biraz daha genelliğe biliriz. Bugün Türkiye olarak biliyoruz, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu mevcut konut stoğumuzun kalitesizliği ve mutlaka yenilenmesi gereği inşaat sektörümüzü zorunlu olarak aktif ve çok hareketli olma mecburiyetini de beraberinde getiriyor. Çünkü biliyoruz ki yaklaşık 6 milyon konutun Türkiye'de mutlaka yıkılıp yenilenmesi lazım. Yani bunu ben birçok başka programlarda, toplantılarımızda da dile getiriyorum. Bu konuyu, bu sorunu göz ardı edemeyiz. Yani deprem riskinin bu kadar büyük olduğu bir ülkede bu kadar sağlıksız konutla geleceği biz sağlıklı bir şekilde hedefleyemeyiz. Bunun için de paralel bir çalışmayla konut sektörü bu çalışmayı yürütmektedir. Konut sektörünün gelişmesinin ben önümüzdeki 15-20 yılda aynı şekilde büyümeye devam edeceğini, çünkü 6 milyon konut, yani yılda 500-600 bin konut olduğunu düşünürsek, buna ilave Türkiye'nin nüfus artışını da göz önüne alırsak konut sektörü mutlaka sadece ekonomik olarak değerlendirilmemelidir.
mutlaka bu gerçekler açısından da değerlendirilmesi gerekir. Peki Fethi Bey, şu soru da aklıma geldi. Kentsel dönüşüm dediniz. Kentsel evet. dönüşüm aslında bir miktarda amacından sapmış gibi. Daha çok aynen, konutların, doğru. evlerin yenilenmesi evet. projesine döndü. Daha çok evet. toplu konuttan evet. ziyade rant olan doğru. yerlerde ev dönüşümüne evet. döndü. Peki bunu siz sağlıklı görüyor musunuz inşaat sektörü açısından? Katiyen sağlıklı görmüyoruz ve biz de Türkiye İmsat olarak bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'nin mutlaka geleceğe dönük yapılarda çok daha bilinçli bir planlama ve çalışma yapması lazım. Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın önümüzdeki 25-30 yıl sonra yeniden kentsel dönüşüme ihtiyaç duyacak bir çalışma olmaması lazım. Buna birçok örnek veriyoruz. Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde dahi yapılaşma, ileriye dönük akıllı şehirler, hı hı. enerji açısından çok daha verimli yapılar olarak planlanıyor. Ve tabii buna dayalı olarak da bu şekilde gerekli malzeme üretiminin de farklı şekilde ele alınması gerekiyor. Yani evet. Buradan belki inovasyon dediğimiz hı hı hı. çok genel bir tanıma da geçmeye gerek var. Bugün yine ben birçok yerde dile getiriyorum, Avrupa Birliği'nde 2019 yılından sonra yapılacak bütün yapıların sıfıra yakın enerjiyle yaşayan yapılar olması zorunlu hale getirildi. Şimdi biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz, bunu çok hı hı. iyi değerlendirmemiz lazım. Biz geçen Kasım ayında Türkiye İnşaat'ta kalite zirvesi gerçekleştirdik ve özellikle bu konuları sektörün tüm temsilcileriyle bir arada tartışarak geleceğe biraz daha doğru yön vermeye, önünü açmaya çalıştık. Burada hem eğitim hem geleceğe dönük inovasyon konularının mutlaka çok ciddi şekilde doğru değerlendirilmesi gerekir. Şey merak ettim Hande, inşaat sektörü veya malzeme bileşenlerinde evet. inovatif gelişim ve inovatif süreç nedir? Açıklayabilir misiniz? Buna birkaç tane çok somut örnek verebilirim. Bugün özellikle enerji verimliliği açısından şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de de ısı yalıtımı konusu, enerji verimliliği konusu son yıllarda ciddi şekilde dikkate alındı. Ancak bugün geldiğimiz nokta halen Avrupa Birliği ülkelerinin şu andaki konut verimliliğiyle %50 kadar gerisinde devam ediyor. Yani bizim önümüzde o kadar uzun bir yol var ki bunları sağlamak için de bu verimlilikleri sağlayacak şekilde malzemelerin geliştirilmesi lazım. Yani biraz önce yine konuşmamızda da bahsettiğimiz ve diğer toplantılarda da söylediğimiz hı hı. mesela şu anda Avrupa'da yeni bir uygulama bütün cam cephelerin elektrik enerjisi güneşten faydalanarak hı hı. enerji üretebilir hale yapılması planlanıyor ve uygulamaya da geçilmeye başlandı. Yani bir şimdi, anlamda camlar solar enerji panelleri olacak aynen, değil mi? Aynen bu şekilde solar evet. enerji ve bütün cephenin bu şekilde enerji ürettiğini hı hı. düşünün. Üreteceğiniz enerjinin hem maliyeti hem geri dönüşümü çevreye etkisi ne kadar yararlı sonuçlar doğuracak bunu görüyoruz yani. Aslında sürdürülebilirlik açısından da bu çok önemli. Şu hemen notu da vermekte fayda var. Bizden çok kuzeyde olan Almanya'da dahi tüm konutların çatılarında solar enerji güneş panellerinin olduğunu görmek mümkün. Biz de Türkiye'de sadece güney sahillerimizdeki evet. illerde görüyoruz. Ancak aynen. daha çok direkt güneşi aldığımız bir ülke olmamıza rağmen evet. burada da çok Almanya aslında çok önemli bir konuya gerekir. Daha değindiniz. Gerçekten bugün özellikle Almanya'da güneş enerjisinden faydalanma oranı toplam enerji hı hı. tüketiminde yanılmıyorsam %30'ları geçmiş evet. durumda. Doğru. Türkiye'de ise bu oran maalesef hala %2'lerde. Kesinlikle. Oysa güneş burada verimini karşılaştırdığımız zaman çok müthiş bir avantajımız var bizim. Ama burada enerji konusunda mevzuatlarda da belli düzenlemelerle yatırımcıların da teşvik tabii. ediyor olması lazım. Evet. Bunları başka bir programımızda konuşuruz ama malzeme konusu. Evet. İzleyicilerimizin çok da merak ettiği konulardan. Örneğin bir konut, bir gayrimenkul alırken $100,000, $1,000,000 ödeniyor. Peki karşılığı o inşaatta, alacağı inşaatta, konutta kullanılan malzemenin kalitesini nasıl anlayabilecek? Tabii kalite konusu Türkiye'de eğitim kademelerinin ilk aşamalarından başlayarak mutlaka bizim hı-hı. tüm toplumu aşılamamız gereken bir konu. Bugün gerçekten söylediğiniz olay Türkiye'de yapı malzemelerinin
kalitesinin, yapının kalitesine olan etkisini çok iyi anlamamız ve anlatmamız lazım. Eğer biz bunu başarabildiğimiz oranda Türkiye'deki hem enerji verimliliği açısından yapılarımızın kalitesi ve geri dönüşümü hem de tabii deprem güvenliği açısından da çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim ben de. Yani görüşünüze katılıyorum. Evet. Bizim merak ediyorum Hande, bizim üretemediğimiz bir inşaat yapı malzemesi veya buna bağlı bir alt bileşen var mı Türkiye'de? Yok. Yani yeni inovatif gelişmelere katkı vermeyi burada biraz ayırmamız lazım. Tabii, tabii. Ama klasik ben yine ürünler. Şunu da söylemek isterim ki bugün Türkiye'de dünyada üretilen bütün yapı malzemeleri, en kaliteli yapı malzemeleri aynen Türkiye'de de üretiliyor. Hatta bunu bir başka gösterge olarak da şöyle söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatı dünyanın ilk 5-6 ülkesinden biriyiz. Yaklaşık 20 milyar dolar civarındadır. 2015'te biraz geriledi, 19 milyar olacağını bekliyoruz şu anda, 19 milyar dolar. Ama Türkiye'de bütün bu malzemeler üretiliyor. Ama bütün binalarda bu malzemeler tam ve doğru olarak kullanılıyor mu derseniz orada aynı olumlu cevabı veremeyeceğim ben. Peki bununla ilgili bir sertifika sistemi var mı? Yani o inşaatta üretilen malzemeler bu standartlara sahiptir. Şimdi Türkiye'de bu sertifika, yönetmelik ve yasa açısından da bazı eksiklerimiz var. Özellikle yönetmelikler arasında uyumsuzluklar olan konular var. Yani deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, ısı yalıtım yönetmeliği bu yönetmelikler arasında tam bir uyum olmadığı için yanlış uygulamalara da gidilebiliyor. Biz yine Türkiye İmsat olarak bu konuda da bir çalışma başlattık. İnşallah bu yeni hükümetimizin kurulması ve ben özellikle Türkiye'de çok uzun yıllardır ilk defa bir mimar ve bir bayanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilmesinden de duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. Bu konulara çok daha bilinçli bir şekilde bakacağımızı ve kamu ve özel sektör olarak Türkiye'nin yapı kalitesini yükseltmek için çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Biz Ulusal Bina Yönetmeliği adı altında ve bütün değişik yönetmelikleri bir çatı altında toplayacak bir çalışma başlattık Türkiye İmsat bünyesinde. Ama buna sadece üreticiler değil, üniversiteler, müteahhitler, mimar ve mühendislerin de katılacağı geniş bir platform altında gerçek bir yapı alt yapısı, yasa alt yapısı oluşturmayı da hedefliyoruz. Esasında geçen hafta Mithat Bey'le konuştuğumuz sürecin de tamamlayıcısı gibi. Yurt dışında müteahhitlik hizmetlerine çok yoğun veriyoruz. Kendi malzememizde kullandığımızda ihracat yapmış oluyoruz. Hem katma değeri çok yüksek bir girdi sağlamış oluyoruz. Eğer bu başarıyı ve koordinasyonu biraz daha pekiştirebilirsek biz, çok Mithat iyi olacak. Mithat Bey'lerle de yani Türkiye Müteahhitler Birliği ile GİÖDER'le, Mimar ve Mühendisler Birlikleri ve Dernekleri'yle de işbirliğine başlattık. Bunun yani önümüzdeki bir dönem içinde olumlu sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz. Şimdi konut fiyatlarında da baktığımızda hakikaten rekor bizde diyebiliriz, deyimlerindeyse İstanbul için. Evet. Peki kurdaki artış artık inşaatçılar o zaman, inşaatçılar için sizin söylediklerinize de istinaden destek olarak söylüyorum. İnşaat malzemeleri de yerlilik oranı çok yüksek. Tabii. O zaman döviz kurundaki artış inşaat ve konuta yansımamalı. Çok fazla maliyete yansımıyor. Evet. Burada ufak bir ayrıntı var. Sizin de söylediğinizi aslında açmamıza da yarar görüyorum ben. İnşaat malzemelerinin fiyatlarına ve inşaattaki maliyetine baktığımız zaman konutun fiyatını arttıran unsurların malzeme olmadığını açıkça görüyoruz. Ana unsur arsadır. Maalesef öyle. Maalesef yani rant ana unsur. Bir de dikkat ederseniz hiçbir yapı malzemesi dövize endeksli fiyatta satılmaz. Ama konutlar maalesef dövize endeksli satılıyor. Dolayısıyla konutların da Türk lirasıyla satılır hale gelmesi dövizin bu olumsuz etkisini azaltır diye düşünüyorum. Peki sektör olarak bununla ilgili bir çalışmanız var mı? En azından tüketicileri, konut ve gayrimenkul alacakları ilgilendiren bir konu. Yani bu tabii biraz da bizim taahhüt sektörümüzü daha çok ilgilendiren bir konu. Aslında tabii bu konuda topyekün başarıyı düşünmemiz lazım. Yani sağlıklı konut üretmemiz lazım. Doğru fiyatla tüketiciye, konut sahibine sunmamız lazım. Ki ülkemiz bütün bunların sonucunda
hem gereksiz maliyetler yüklenmesin hem de kaliteyi daha doğru şekilde kullanabilirim. Çelik konusu vardı. Evet. Şeyden önce, yayından önce konuşuyorduk. Çin çeliği veya Çin'in çelik sektörüne katkısı, etkisi, tüm emtialarda ciddi bir düşüş var gerçi. Petrolde evet. başta olmak üzere demir filizinde de var ama Çin çeliği Türkiye'de ne durumda? O konuyu biraz açabilir misiniz malzeme anlamında baktığımızda? Tabii Çin çeliği bütün dünyayı şu anda etkiliyor. Sadece, Türkiye'yi değil, Türkiye'yi de etkiliyor. Biz bu konuda da tabii ki Çelik Üreticileri Birliği ve çelikle ilgili diğer kuruluşların bu konuda çok daha fazla söz hakkı olduğunu da söylemek isterim. Ancak biz inşaat sektörü açısından baktığımız zaman çeliğin Türkiye'de çok önemli bir inşaat malzemesi olduğunu ve Türkiye'de çelik üretiminin de ciddi seviyede doğru bir kapasitede üretildiğini de biliyoruz. Hatta çelikle ilgili inşaat malzemesi olarak çok değişik kalemlerde çok miktarda da ihracatımız var. Yaklaşık 6,5 milyar dolar civarında Türkiye'de inşaat malzemesine dönük çelik ihracatı var. Dolayısıyla ben Türkiye'deki piyasanın veya fiyatların bu ihracatı da başarabildiğimize göre çok kötü bir yerde olmadığını düşünüyorum. Ama dünya çelik üretimi açısından Çin'in bütün dünya için bir tehlike olduğu bir gerçek. Nitekim bazı ülkelerin bu konuda dumping vergisi uyguladığını da biliyoruz. Ama Türkiye'de henüz böyle bir çalışma var mı onu ben bilmiyorum. Peki Fethi Bey, Türkiye ekonomisi açısından 2016 bir anlamda da ekonomide büyümenin bir miktar frenleneceği bir yıl olacak. Gerek yurt dışı gerek yurt içi nedenlerden dolayı dersek. Eğer inşaat sektörünü siz bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Konut satışlarına, fiyatlarına nasıl yansır? Fiyatlarda bir gevşeme söz konusu olur mu? Fiyatlarda gevşeme olacağını çok fazla beklemiyorum. Çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi özellikle dövize endeksli konut fiyatının kısa zamanda düşük fiyata dönüşmesi pek gerçekçi bir beklenti olmaz. Ama maliyet artışı olarak bakarsak tabii 2015 yılı enflasyonun %8-10.8 olması, 2016'daki tabii ki hükümetin uygulayacağı politikalar ve bunun dışında dış etkenlerin ne kadar bize olumsuz yansıyacağını şu anda çok fazla öngöremiyoruz açıkçası. Yine de ben konut maliyetlerinin 2016 yılında çok artacağını düşünmüyorum. Biz 2016 için %3,5 civarında bir inşaat sektöründe büyüme öngördük. Türkiye'nin mevcut gidişatını da göz önüne alarak çok büyük bir artış veya azalma olacağını ben düşünmüyorum. Sen ne dersin Mustafa? Sektör 2006'ya daha umutlu bakıyor gibi geliyor bana. Malzeme sektörü de kesinlikle öyle. Umarız Türkiye'deki büyüme hızının üstünde büyür. Çünkü inşaat sektörünün öyle bir özelliği vardır. Genellikle ülke büyümesinin üstünde büyür büyüdüğü zaman. Küçüldüğü zaman da ne yazık ki daha hızlı küçülür ama Türkiye'de... 2015 böyle oldu yani Türkiye'nin büyümesinden... Evet. Daha düşük bir oranda büyüdü inşaat sektörü. Umarız ki 2016'da çok daha hızlı bir büyüme yakalamış oluruz hem sektörde hem alt bileşenlerinde. Evet. Çünkü 200'e yakın alt sektörü canlandıran bir bileşkeye sahip. Tabii inşaat sektörü gerçekten dediğiniz gibi hem istihdam açısından yaklaşık 1,5 ile 1,8 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Ama her şeyden önemlisi ben çünkü bazı ekonomistler genelde inşaat sektörüne ölü yatırım diye bakıyorlar. Bu belki çok gelişmiş ülkeler için geçerli olabilir ama Türkiye için sadece ekonomik değerlendirmenin doğru olmadığını ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin sağlıklı, kaliteli yapılaşmaya ihtiyacı var. Sağlık demişken hemen iş güvenliği de aklıma geldi. En önemli konulardan biri geçtiğimiz yıl maalesef ki sektörde bazı kötü olaylar karşılaşıldı. Peki ne diyorsunuz? Bu anlamda inşaat sektörüne tam anlamıyla iş güvenliği, işçi güvenliği nasıl sağlanacak? Kesinlikle önce eğitim sonra denetim gerekir. Denetimler yeterli olduğuna inanıyor musunuz? Maalesef değil. Yani bu genel olarak Türkiye'de inşaat sektörü açısından denetimin maalesef yetersiz olduğunu hep dile getiriyoruz. Bu aslında projelere göre uygulamalardan başlayan ve iş sağlığını da kapsayan bir büyük açık Türkiye'de. Tabii burada şunu ayırmamız lazım Hande Hanım. İnşaat sektöründe sanayi tarafı yani
malzeme üreten sanayi kuruluşları olarak baktığımızda iş güvenliği açısından standartlarda ve iş güvenliği açısından son derece doğru bir dönem, bir çalışma içinde olduğumuzu biz biliyoruz. Nitekim geçen yıl yaşanan ciddi kazalardan sonra biz de kendi içimizde sektör olarak, sanayi sektörü olarak iş güvenliği açısından çok yoğun hem çalışma başlattık hem de değerlendirme yaptık. Ve burada memnuniyetle söyleyebilirim ki sanayi, inşaat malzemesi, sanayi sektörü olarak iş güvenliği açısından inşaat sektörü, yani yapıların, işçilerin yoğun olarak çalıştığı inşaat sektöründen ayrışması lazım. Benim yani denetim eksiği ve eğitim eksiği dediğim tabii ki inşaatlardaki iş güvenliği konusudur. Sanayiyi burada ayırmamız lazım. Evet. Sertifikasyon çalışmaları var senin de söylediğin gibi Hande. Hem çalışanlar için hem taahhüt sektörü için. Galiba önümüzdeki yıl bu hayata geçecek. O zaman daha olumlu gelişmeleri görmüş olacağız zannedersem kaza anlamında. Burada özür dilerim, ben bir şey daha belki eklemek lazım. Özellikle bakanlığımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çalışanların eğitimiyle ilgili çok ciddi çalışmaları ve adımları var. Yani bundan sonra bu yıl sonunda sertifikasız ve eğitimsiz işçi ve foreman, ustabaşı kalmayacak. Yani herkes mutlaka sertifikalı çalışır hale gelecek. Bu konuda bakanlığımızın çok ciddi bir çalışması var. Aslında biz de bu çalışmalara biraz katkı veriyoruz. Evet. İmsat olarak. Özellikle bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen açıklama da bu yönde önemliydi. Evet. 250'ye varan meslekte mesleki eğitim sertifikası olmayan çalışanlar yer almayacak. Almayacak. Bu da açıklanmıştı. Evet. Bu önemli konuyu da burada değinmiş olduk. Peki Rusya faktörüyle devam edelim mi? Hayır. Rusya faktörü sizin için ne kadar bir risk oluşturuyor? Rusya şöyle, bugün Türkiye için önemli bir, inşaat sektörü açısından önemli bir ülke. Aslında Rusya son 20-25 yılda Türkiye için ciddi bir, inşaat sektörü açısından ciddi bir pazar haline gelmişti. Ve son yıllarda da oldukça iyi gelişmeler vardı. Çok sayıda inşaat müteahhitimiz, çok sayıda işçimiz ve bir miktarda Türkiye'nin büyük sanayici, üretici kuruluşlarının da Rusya'da fabrikaları vardı. Dolayısıyla Rusya önem verdiğimiz bir ülkeydi. Bir başka şey de şudur, biz Rusya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yapılan hemen hemen bütün prestijli yapıların, güzel yapıların, büyük eserlerin Türk müteahhitler ve Türk malzemeleriyle yapıldığını da biliyoruz. Fakat son Aralık ayındaki şanssız olaylar şu anda bir olayı durdurmuş vaziyette. Biz bu konunun siyasiler tarafından, yani iki ülkenin siyasileri tarafından kısa zamanda tabii ki iyi bir çözüme kavuşmasını ümit ediyoruz. Yoksa şu anda inşaat malzemesi ihracatı büyük ölçüde durdu. Her ne kadar... En büyük pazarınız mı Rusya bu anlamda? Hayır, en büyük pazar değil. Ama ilk 10 pazar içinde ama en büyük pazar değil. Dolayısıyla tabii bir açıdan da şu gerçeğe bakmamız lazım. Dünyada o kadar büyük bir potansiyel var ki Rusya olsa da olmasa da bizim yeni pazarlara da mutlaka gitmemiz lazım. Mutlaka yeni pazarlarda Türk yapı malzemelerinin kullanılmasını sağlayacak çalışmaları arttırmamız lazım. Biz daha önceki programlarda da bahsettik. Özellikle Afrika'da, Güney Afrika'da bu konuda çalışmalar yapıyoruz ama bunların daha da artması, geliştirilmesi gerekiyor. Ancak Rusya pazarı bu anlamda çok önemli. Kolay evet, Rusya pazarı telafi edilemeyecek bir kısa zamanda telafi edilemeyecek kadar önemli tabii. Onu da söylememiz gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bugün Dafi Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın'la beraber İmsaat Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginer'i ağırladık ve bir gündem emlan burada sonuna geliyor. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından piyasa hattında Hande Demirel sizlerle birlikte olacak.